anneciğim. Bir sessiz olamıyorsun. Sabaha kadar çalıştığımı bilmiyorsun sanki. Tangur tungur gürültü. Cengiz abin uyansaydı görürdün gününü. Özür dilerim ama hemen aldım yerden. Ay. Çeydanlarım anne bak. Daha kaynamamış bile. Anneciğim, dün ne oldu biliyor musun? Pamuk öldü. Hani okuldaki köpeğimiz var ya, o işte. Handan öğretmenin onun okulun bahçesine gömdük. İrem çok ağladı. Öğretmenim cennete gitti dedi. Annesine babasına kavuştu dedi. Onlar da ölmüş. Ben pamuğun resmini yaptım. Öğretmen duvara astı. Aferin dedi. Al bakalım sakız. Kahvaltı mı aktı? Okuldan gelirken başka mama da getiririm sana. Al bakalım. Anne, saçımı iki yandan örer misin? Handan öğretmenim açık olunca kızıyor. Kendin yap. Parmaklarım daha açılmadı. Peki. Yarın örersin. Öyledik sen oldu. Görüşürüz anneciğim. Bana hemen bir çay koy, iki de kayıntı hazırla. Yok evde bir şey. Ver ulan bari bir çay ver be kadın, afyonumuz patlasın. Ya bunun da dıldırgıcağını oyuncağını ha? Nerede lan o? Söyle kaldırsın şunları. Okulda. Ya şöyle toplasana o zaman şunları. Delik miyin lan adamı sabah sabah? Marul aldım. Bıktım senin yayıntından.
Hem büyüdün artık. Büyüdüm. Nereye gidiyorsun? İşe mi? Oyalama beni hadi. Ses yapıyorsun lan. Hı? Bilerek mi yapıyorsun lan? Özür dilerim. Yanlışlıkla çarptı. Öğretirim ben nasıl sesli olmayı. Basın gidin lan! Bas! Geri bas lan. Nerede lan Suat abin? Suat abi çıktı, hayırdır? Ne oluyor lan Burhan? Ne demek oğlum karıyı çalıştırıp para yok demek ha? İşler kesat, patron ödeme yok dedi. Kiminle geçiyorsunuz lan siz? Mekan full çekiyor. Oğlum. Millet bu maymun suratlı yaşlı karıları mı görmeye geliyor zannediyorsun lan sen? Benim karıyı görmeye geliyorlar oğlum benim. Benim tepemin tasını attırmayın çıkın parayı. Cengiz. Ha. Olay çıkarma. Suat abi gelsin konuşur hallederiz. Bak. O Suat abiciğine söyle. Ya adam gibi o parayı öder ya da vallahi karıyı alır giderim he. Ha. Buraya yazıyorum. Benim hatun olmasa vallahi kapatırsınız lan Burhan burayı iki güne. Konuşur hallederiz dedik. Hadi al voltanı. Adam olun lan. Vallahi alırım oğlum aklınızı. Hadi bak. Hadi. Geri bas lan. Ne öyle el kol hareketi yapıyorsun? Paramı ödeyeydiniz o zaman. Sahipsiz mi sandınız lan? Pardon kardeş. Afiyet olsun. Okuldan aradılar. Kız bayılmış da onu alacağım. Çıkıyorum ben. Para bırak şuraya. Ya akşama saçımı yaptıracaktım. Başlatma lan saçından başından. Fıstık gibisin zaten. Herifleri kudurdu. Benim elimi kana bulanma. Akşam zaten Suat seni yemler.
Tamam. Hadi. İyi tamam çıktım ben. Burada mısın? Gidelim hadi. Şule Hanım, sormayacak mısınız nesi var diye? Telefonda söylediniz ya bayıldı diye. Dedim de belki biraz konuşmak istersiniz diye düşünmüştüm. Siz bu çocuğu hastaneye götüreceksiniz değil mi? Çünkü bir bakılması lazım, testler falan yapılması lazım. Ben onun annesiyim. Ne yapılacağını bilirim ben. Anne. Hadi eve gidelim. Ben uyurum evde. Yürü hadi. Melek! Melek yavrum benim Sezgin öğretmen orada mısın? Yoklar galiba. Hiç ses seda yok vallahi ben. Kimse yok. Kime bakmışsınız? Ha teyzeciğim merhaba. Biz Melek'in öğretmenleriyiz de Şule Hanım'a bakmıştık. Yoklardır. Cengiz hayırsız evdedir o da açmaz kapıyı. Cengiz Bey kim? Şule Hanım'ın eşi mi? İmam nikahlısı sözüm ona. Kocası ölmüş. Anladım. Hırları gürleri hiç bitmez. Gece gündüz kavga kıyamet. Bıktık artık bıktık. İllallah ettik yani. Evet. Oldu sağ olun. Şey yapmayın. Ne yapalım? Gidelim bari. Ha, dur geliyorlar ya. Şule Hanım. Aa, çocuğun gözüne ne olmuş böyle ya? Ne var ne işiniz var evimde? Melek okula gelmeyince merak ettik de. Allah Allah. Her gelmeyenin ardına düşüyor musunuz böyle? Hayır ama Melek'in durumu bizim için biraz özel. Ben müdürü arayıp hasta olduğunu söyledim. Ne oldu yavrum gözüne? Ne oldu? Ne oldu yavrum? Acıttın mı? Anlat öğretmenine. Ne oldu gözüne? Şey top çarptı öğretmenim. Parkta değil mi? Hanımefendi siz bunu daha ne kadar örtbas edeceksiniz? Yani grip demişsiniz, çocuğun gözü yaralı, her tarafında da morluklar var. Sana ne be kadın, sana ne? Senin çocuğun var mı? Yok. Yok ama... o zaman ne konuşuyorsun? Ha? Adı üstünde çocuk bu. Düşer, kalkar. Ya, bu kadar üst üste olması normal mi yani? Ya ne diyorsun sen ya? Çekil şuradan Allah aşkına. Hadi. Hadi yürü. Erkek arkadaşınızla yaşıyormuşsunuz. Melek'le araları nasıl? Sana ne be kadın, sana ne? Koca benim, çocuk benim. Sana ne? Git işine. Anneciğim, gel. Bak simitler soğuyacak. Çok acıktım. Cengiz abim sofrayı hazırlamıştır bile. Yürü. Görüyorsun değil mi tavrını? Nasıl üstten üstten konuşuyor? Hiç inanmadım söylediklerine. Zavallı çocuk hala annesini korumaya çalışıyor. Bilmiyor ki korunmaya muhtaç olan o. Haksız mıyım ama? Değilsiniz de. Ne yapabiliriz ki? Bilmiyorum yani bu sosyal hizmetlerde tutturmuş kanıt kanıt diye. Nasıl şimdi ben bunu kanıtlayayım? Keşke bir fotoğraf falan çekseydik. Neyse ne yapalım müdür beyle bir konuşalım da artık bakacağız. Thank you.
Sen de acıktın değil misin kız? Nerede kaldın kız? Vallahi sokağa çıktın mı dönmek bilmiyorsun ha. Getir. Ver. Bu ne? Çöp ya. Salonun ortasına çöp mü koydun? Nereye koysaydın kızım? Hı? Kurban olayım, yapma böyle şakalar. Zaten milletin gözü üstümüzde. Ne korkuyorsun kızım? Yok bir şey, duruyor işte çocuk. Değil mi kız? Ha? Kaldır şunları. Şurada niye mi sıkış? Dur. Dur ben seni de ısıtayım. Tamam. Teşekkür ederim Ercan Bey. Melek. Öğretmenim. Bu saatte burada ne işin var yine? Annenin haberi var mı burada olduğunda? Evet, evdeyiz. Bekliyoruz sizi. Sezgin öğretmen birazdan gelip seni evine götürecek. Bak bir sıkıntın varsa onunla konuşabilirsin. Yardım edeceğine eminim. Neye bakıyorsun? Şey, sıkız acıktı da bir tane alabilir miyim? Tabii alabilirsin. İyi sıkız, al. Çok fazla yemesin. Şekerli ya, hasta olur. Bu da yarım kaldı.
Yazık olmasın. Bunu da ben yiyeyim. Yiyebilirsin. Bak ben çok çok iyi bir insansınız. Çok güzel de yemek yapıyorsunuz. Yumurta bu. Herkes yapabilir. Benim annem de güzel yemek yapıyor. Benim sevdiğim yemekleri. Ne mesela? Hangi yemekleri yapar annen? Ağzında yemek varken konuşulmaz öğretmenim. Burada yalnızız. Anlatabilirsin. Makarna. Annem bana çok güzel makarna yapar. Neli yapar? Kıymalı. Domatesli. Bir de... Özür dilerim. Anlatmak zorunda değilsin. Hem doğru söylüyorsun. Ağzımızda yemek varken konuşmamalıyız. Sizin anneniz de güzel yemek yapıyor mu öğretmenim? Bence yapıyor. Çünkü kızlar annelerine benzer. Sizin anneniz güzel mi? Mesela böyle... Uzun saçlı mı? Yoksa kısa saçlı mı? Sizin gibi güzel mi? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ama anneler unutulmaz ki. Ben uzun zamandır görmedim onu. Hiç özlemediniz mi? Hayır. Neden? Çünkü ondan nefret ediyorum. Teşekkürler öğretmenim. Adı neydi tavşanın? Sakız. Annen aldı galiba. Hı hı. Ben pek misafir alışkın değilim. Uzun zamandır da yalnız yaşıyorum. O yüzden seni nasıl oyalayacağımı bilemiyorum. Birbirimize en sevdiğimiz şeyleri anlatalım o zaman. Benim sevdiğim bir şey yok. Hiçbir şey mi? Sevdiğiniz bir şeyi biliyorum. Binlerce kilometre yolculuk yapsalar bile göçmen kuşlar evlerine giden yolu kaybetmezler. Gökyüzünde yol mu var? Evet, ama bildiğimiz gibi değil. Nasıl yani? Nasıl bir yol? Trafik ışıkları falan var mı? Ben anlamadım. Yok. Ama kuşlar nereden gideceklerini bilirler.
Yazları yeşil bacak, akça cılıbıt sürülerine... Cılıbıt. Çok komikmiş. Nasıl bir isim ya? Yılın bu zamanı kaz, yabani ördek ve kuğuları görebilirsin Manyas Gölü'nde. Kaz, ördek, kuğu. Bak bu elindeki de turna kuşunun tüyü. Aa, bunun tüyü mü? Evet, onun tüyü. Öğretmenim, turnalar, turnaların evi nerede? Turnalar sıcak yerde yaşarlar. Havalar serinleyince, soğuyunca başka sıcak yerlere giderler. Bu tüyle mi uçuyorlar? Evet, bu tüyle uçuyorlar. Nasıl uçuyorlar çok merak ediyorum. Görmek de istiyorum. Gerçekten. İstersen yarın sabah gideriz ha? Gerçekten mi? Evet. Hı? Erken gideceğimiz için gece sen burada kalırsın. Hı? Sabahları hava çok soğuk oluyor. Ben üstümüze bir şeyler alayım. Bir de yiyecek bir şeyler hazırlarım. Ama annem merak eder beni. Haklısın. Annem merak eder. Özür dilerim. Gerek yok. Ben zaten öylesine dedim. Sezgin öğretmen geldi. Hadi hazırla. Montunu da giy. Zeynep'im. Gel çocuğum. Gel. Gel. Gel ben seni giydireyim. Gel güzelim. Dur. Dur çocuğum. Hı. Aferin benim güzelime. Hı. Aferin. Aferin. Gel çocuğum ayakkabılarını da giy. Hı. Gel bakalım. Evet. Aferin sana. Aferin. Zeynep Hanım siz şey yapmayın. Girin. Ben zaten teslim edince evini size haber veririm. Merak etmeyin. Tamam mı? Hadi gel çocuğum. Aferin sana. Hı. Melekçi. Korkma. Korkma. Ben annenle konuşurum sana kızmaz. Tamam mı çocuğum? Hı. Hadi gel. Getirdi beni merak etme. Meleği tesadüfen sokakta bulduk gece vakti. Ne diyelim Allah korumuş. İyi ki biz bulduk da başına bir şey gelmedi. Gir içeri. Gir. Haberim vardı dışarıda olduğuna. Hiç endişelenmediniz mi? Nerede kaldı bu çocuk demediniz mi? Derim demem sana ne? Sen niye benim çocuğumun peşini bırakmıyorsun? Sen niye bizi rahat bırakmıyorsun? Siz zaten çok rahatsınız. Doğurmuşsunuz çocuğu resmen sokağa bırakmışsınız. Onun iyi olmadığını düşünüyorum. O yüzden peşindeyim. Sen bana baksana. Ben o çocuğun annesiyim anladın mı? Annesiyim. Koruyacak olan da benim. Üstüne vazife olmayan işlere karışma sen. Hadi. Allah'ım. Korunç. Senden kim koruyacak acaba?